Biliyorsunuz Şebnem Hoca 13 Şubat'ta işkenceyle ilgili yaptığı bir açıklama sonrasında yine iktidar ve iktidar odakları tarafından hedef haline getirilmeye çalışıldı. Şebnem Hoca'yı aslında hepimiz çok iyi tanıyoruz. Şebnem Hoca, hakikatin inşası denilince Türkiye'de, özellikle bu coğrafyada işkencelere yönelik, hak ihlallerine yönelik hakikatin inşası denilince akla gelen mihenk taşlarından biri, belki de en önemlisi. Nasıl ki o bugüne kadar hakikatin inşası için her şekilde bütün yıldırmalara göğüs gererek bu inşayı yerine getirmeye devam etmişse, biz de onunla ilgili, onun hakkındaki hakikati inşa etmeye devam edeceğiz. Şebnem Hoca 11 Şubat 2024 tarihinde bir YouTube kanalında yayınlanan belgeselde işkence yasağı ihlallerine karşı yürüttüğü mücadele ve bilimsel çalışma itibarsızlaştırılıp etkisizleştirilerek işkencenin yanı sıra her türlü kötü muamele meşrulaştırmaya çalışılıyor. Bir işkence iddiasının soruşturulması ve belgelendirilmesi dair evrensel ilke ve standartların neler olduğunu, işkence ve diğer zalimine insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için el kılavuzu olan İstanbul Protokolü'nde açık olarak belirtilmiştir. Söz konusu belgeselde dile getirilen tıbbi değerlendirme raporları da İstanbul Protokolü ışığında Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı ile birlikte ilgili uzmanlık alanlarından görüşler ve gerekli incelemelerin sonuçları değerlendirilerek hazırlanmıştır. Şebnem Hoca'nın da içinde yer aldığı Diyarbakır Askeri Cezaevi Gerçeği ile Yüzleşme ve Adalet Komisyonu 2007 yılında başlattığı yüzleşme çalışmasını 2011-2012 yıllarında raporlaştırma aşamasına geldiğinde 1980-84 döneminde yapılan işkenceleri 31-32 yıl sonra dahi kanıtlamıştır. Şebnem Hoca'nın yol göstericiliğinde Adalet Bakanlığı'na başvurulmuş, bakanlığın kararı çerçevesinde arkadaşlar adli tıpa gönderilmiş, orada 50'nin üzerinde arkadaşa yapılan inceleme sonucu işkence doğrulanmıştır. İncelenmek isteyene Şebnem Hoca'dan izin almaları kaydıyla belgeleri sunabiliriz. Şebnem Hoca din, dil, ırk, cinsiyet, görüş ayrımı yapmadan insanın insan olmaktan gelen haklarını esas alan, bu doğrultuda her türlü risk ve saldırılardan sakınmayan gerçek bir insan hakları ve hakları öz ve özgürlükler savunucusudur. Şebnem Hoca'nın itibar ve güvenilirliğine zarar veren, işkenceyi meşrulaştırma amacıyla yapılan tüm yalanların karşısındayız. Şebnem Hoca bu tür olaylarda her zaman cesaretle olayların üzerine, işkence iddialarının üzerine, kendi mesleki bilgi ve deneyimi üzerinde cesaretle giden bir bilim insanı. Ben yine gıyabında hepinize selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim.